Haftanın ilk günündeyiz. Takvimler 4 Şubat 2019 Pazartesi saatler 16'yı gösteriyor. Bugün olay sağlık programında tiroid squatter konusunu ele alacağız. Yanımızda genel cerrahi uzmanı operatör doktor Can Başaran bizlerle. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Hocam, yayınlar. Hocam teşekkürler. Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Evet. Hem onunla ilgili kısa bir yorumumuzu alalım hem de bugün aslında çok önemli bir konuyu ele alacağız sizinle. Hem seyircilerimizin de kafasındaki soru işaretlerini bir nebze giderebiliriz sizin sayenizde. Tiroidi konuşacağız bugün. Doğru. Hocam bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Evet, ne yorumlarınızı diyeceğiz alabilir miyiz size? Şimdi Dünya Kanser Günü demek ki çok gözüküyor. O yüzden bir gün önemini bildirmek için dünyada bir gün belirlenmiş. O da 4 Şubat. Neden çok gözüküyor? Eskiden insan ömrü uzadıkça tabii kanserle karşılaşma sıklığı fazlalaşıyor, artıyor. Artık insan ömrü Türkiye'de 78-79'lara geldi. Bundan 80 sene önce 46-47 iken ortalama ömür uzuyor. Ömür uzadıkça da kalp olsun, şeker olsun, tansiyon olsun, kanser olsun görülme sıklığı artıyor. Esasında dikkat çekmek için. Niye dikkat çekmek? Hani 4 Şubat Dünya Kanser Günü insanları korkutmak değil. Hani böyle bir gerçek var. Erken tanıyla tedavi edilen bir hastalık kanser. O yüzden gerekli kontrolleri yaptı. Gerekli kontroller dediğimiz zaman da işte kadınlarda meme, ondan sonra kontrolleri, simir, rahim ağzı kanseri için simir kontrolleri. Ondan sonra mide ve kalın bağırsak kanserleri için 50 yaşından sonra gastroskopi, kolonoskopiler öneriliyor. Sigara içiliyorsa 40 yaşından sonra, tabii ki bırakmak en iyisi ama hani kullanıyorsak 40 yaşından sonra düzenli ya akciğer filmleri ya da düşük doz tomografilerle akciğer tomografileriyle kontrol. Esas da bunu bildirmek için. Yani bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. İşte siz mamografinizi çektirdiniz mi? İşte gaytada gizli kan testini yaptırdınız mı? Ondan sonra simirinizi yaptırdınız mı? Buna farkındalık yaratmak için esas da. Korkutmak için değil. Evet. Acaba biz yaptırıyor muyuz hocam? O da var. Yani biz biraz sanki böyle şey vardır ya hani dişim ağrıyınca doktora giderim. Ya tabii rutin ama şu var. Şimdi Sağlık Bakanlığı da bu konuda çok hassas. Çalışıyor, güzel de çalışıyor. Kanser erken tanı merkezleri. Ben katıldığım her programda söylüyorum. Çok da güzel çalışıyorlar ketemler. Aile hekimlerimiz canla başla çalışıyorlar. Mesela simir dediğimiz rahim ağzı kanseri taraması için kadınlara ondan sonra simir, sürüntü alınması. Bu gaytada gizli kan testi, mide bağırsak kanserleri için. Bunlar hep aile hekimliklerinde, ketemlerde ücretsiz yapılıyor. Mamografiler ketemlerde ücretsiz çekiliyor 40-69 yaş arasında. Sadece yapmanız gereken gitmek. Evet hocam son zamanlarda da bu farkındalık adına çok güzel faaliyetler gerçekleşiyor ülkemizde. Onu da yine hatırlatmış olalım. Hocam tiroidi konuşacağız bugün. Nedir hocam tiroid bezi? Ne işe yarar? Endokrin bir bez tiroid bezi. Önemli bir bez, ufak bir bez. 20 gramlık bir bez. Şu boyunda çukurda yer alan ondan sonra salgı yapan bir bez. Endokrin dediğimiz zaman hormon salgılayan bezlere biz hep endokrin bezler diyoruz. Böbrek üstü bezleri, tiroid bezi. Ondan sonra meme de aynı şekilde bir endokrin organ. Ne işe yarıyor? İki tane hormon salgılıyor. T4, T3 hormonları. Bunlar bizim metabolizmamızı düzenliyor. Metabolizma derken aklınıza gelebilecek her şey. Bağırsak hareketleri, kalp atım sayısı, kan kolesterol düzeyiniz, ne bileyim adet düzenleri kadınlarda. Tüm vücudu yönetiyor gibi aynen bir şey aslında. Aynen öyle. Esas da orkestranın şefi. Baktığınız zaman ufacık bir bez. İki hormonla bunları salgılıyor. Tiroid bezinin görevi bu. Evet, peki bu tiroid bezinin insan vücudundaki rolünden biraz bahsedersek? Bütün sistemleri etki eder. Yani öyle söyleyeyim. Saçın inceliği, kalınlığı, terlemeniz, tırnak yapınız. Biraz önce de söyledim ya, kalp atımınız, kan kolesterolünüz, ondan sonra büyüme gelişme. Çocuklarda yani birçok hastalığı aslında adet düzeni tetikliyor mu hocam? Tabii yani normal çalışıyorsa bir sıkıntı yok ama eksikliği ya da fazla çalışması durumunda yavaş ya da fazla çalışması durumunda yavaş yavaş domino taşı gibi bütün sistemleri bozabiliyor. Tabii birazdan ona da değineceğiz ama bu tiroid hastalıklarının toplumda görülme sıklığı nedir bizim toplumumuzda? Şimdi tiroid hastalığı demek için yani şöyle bir tanım vardır. Hastalık dediğimiz zaman bizim tedavi etmemiz gerekiyor bir hastalığı hekim olarak. Bazen de varyasyonlar olabiliyor yani. Atıyorum tiroid nodülleri ultrasonla muayene yaptığınız zaman iki insandan birinde görebiliyorsunuz. Ama sadece takip ediyorsunuz. Yani çalışması normal. Nodül diyelim ki ufak 6-7 milimlik. Görüntü olarak iyi huylu kriterlere uyuyor. Bu hastaları sadece takip ediyorsunuz. Tedavi etmiyorsunuz bunları. Öyle olduğu zaman hani görülme sıklığı tiroid nodüllerinde ultrasonla %50'ye çıkarken ne kadarını tedavi ediyoruz, ne kadarını tetkik ediyoruz. O da tabii coğrafi bölgeye göre de değişiyor. Hocam peki bu biraz iyi huylu tiroid hastalıkları,
kötü huylu tiroid hastalıklarından bahsedebilir miyiz? Yani her organın olduğu gibi tiroidin de iyi huylu hastalıkları var. Ki bunlar genelde işte çalışmayla alakalı, az çalışması, çok çalışması gibi olabilir. İyi huylu nodülleri olabilir, yapı bozuklukları olabilir. Bir de tabii tiroidin kanserleri var. Tiroidin kanserleri de sıklık olarak baktığınız zaman nodüllerde %5-10 arasında, Karadeniz bölgesinde biraz daha fazla görüyoruz. %17-19 arasında Karadeniz bölgesinde. O da Çernobil'in etkileri. Evet. Yani geç etkileri esas da. Hani 80'li yıllarda Çernobil'de radyoaktif santralde kaza olduktan sonra işte radyasyon yüklü bulutlar yağmurlu yeryüzüne indiler. Hani bir süre de geçmesi gerekiyor. Kanser de bir günde oluşmuyor. Bütün kanserler için bu geçerli. Bir süre geçmesi gerekiyor. Günümüzde ondan sonra baktığınız zaman 30 yıla yakın bir süre geçti. Şimdi tiroid nodüllerinde kanser sıklığı Karadeniz bölgesinde biraz daha fazla ülkemizde yapılan çalışmalarda. Evet hocam, şimdi ben hem görülme sıklığını da ben yaş aralığını da sormak istiyorum ama onun öncesinde de şunu öğrenmek istiyorum aslında. Bizde ben mesela burnum aktığı zaman grip olduğumu anlarım ya da işte nezle oldum ama peki bunun belirtisini nasıl anlayacağız? Şimdi, bir tiroid hastası nasıl anlayacak? Eğer fazla çalışırsa tiroid bezi, ondan sonra bir kere hani tanısını biz az mı çalışıyor, çok mu çalışıyor, kan testiyle koyuyoruz bunu laboratuvar ortamında. Ama tabii ki belli semptomları var. Hani insanların aklına gelebilecek, acaba tiroidin fazla mı çalışıyor gibi. Ne yapabilir? Ellerde titreme yapabilir. Saçlarda incelme yapabilir. Terleme yapabilir. Yani bu ellerde titreme dediğimiz Parkinson hastalığı gibi bir titreme diyebilir miyiz? Benzer. Ondan sonra hani tremor da olabilir, daha fazlası da olabilir. Ya da daha önce hiç yapmıyordur. İşte bir iş yaparken, ince bir iş yaparken titremeye başlamış olabilir. Çarpıntı yapabilir. Ondan sonra kalp hızında artma yapabilir. İseller yapabilir. Tekrarlayan düşüklere sebep olabilir kadınlarda bazen fazla çalıştığı zaman. Hani kilo kaybı dediğim gibi istemsiz kilo kaybı. Hani yemek yiyorsunuz ama kilo veriyorsunuz. İştahınız açılır. Sürekli bir açlık hali ama yemenize rağmen kilo verirsiniz fazla çalıştığı zaman. Bunu yapabilir. Yavaş çalıştığı zaman da metabolizmada tam tersi etkiler yapacaktır. Yavaşlatacaktır. Kalp atım hızınızı azaltır. Kabızlık yapar. Uyku hali yapar. Unutkanlık yapar. Kilo alımı yapar mı? Az önce mesela kilo alımı yapar. Ondan sonra ödem yapar vücutta. Seste kalınlaşma yapabilir. Yavaş çalıştığı zaman da metabolizma faaliyetlerini yavaşlatır. Evet. Hocam peki bu Hashimoto tiroidinden birazcık bahsedelim. Söyle, ismini de söylemesi çok zor geliyor bana ama az önce tabii yayından önce de biz konuştuk bunu biraz. Kronik bir tiroid dediniz ama nedir hocam bu Hashimoto tiroidi? Hashimoto hastaların nasıl takip edilmeli böyle bir durumda? Şimdi tiroiditlere değinelim. Tiroiditlerden Hashimoto'ya gidelim istersen. Tabii hocam, tiroiditleri biz akut, subakut, kronik diye görüyoruz. Yani Türkçe'ye çevirirsek kitap bilgi olarak hızlı başlayan akut dediğimiz. Hani bizde de vardır akut arama kurtarma var ya. Bir olay olduğu zaman hızlıca. Aniden. Akut dediğimiz aniden çıkan. Subakutlar genelde daha yavaş bir hastalığı takiben ondan sonra çıkabiliyor. Genelde belirti bulgu vermeyebilir. Kronikler de uzun dönemi, hayat boyu yayılanlar. Tiroidit dediğimiz tiroid bezinin yapısının hasarlanması. Tiroidde normalde hormon üreten hücreler var. Görevi oydu ya, hormon üretmekte. Evet. Diyelim ki orada 1 milyon tane sizin tiroidde hücreniz var. Tiroidde bunlar hasarlanıyor. Akut dönemde sesi yüksek çıkıyor hasarlanmada. İşte boyunda ağrı olabilir, kızarıklık olabilir, ateş yapabilir. Bu hasarlanmaya bağlı ürettiği hormonu birden kana verip hızlı çalışmasına sebep olabilir tiroid bezinin. Ve ona bağlı işte terlemeler, sinirlilikler, kilo kayıpları, ellerde titremeler, kalp çarpıntıları olabilir. Evet. Akut dönemde bunlar. Subakutta kronikler yavaş geliyor, sessiz geliyor ve anlaşılmıyor. Sinsi sinsi yani. Aynen öyle. Yani ne oluyor ondan sonra kronik tiroiditlerde, Hashimoto'da? Bizde çok vardır ya, su içsem yarıyor, diyet yapıyorum, kilo veremiyorum. Ondan sonra işte doğumdan sonra 5 kilom 10 kilom kaldı. Çünkü mesela doğumdan sonra kadınlarda tiroid hastalıkları sıklığı artıyor. Öyle mi? Evet. Hani hep bunlar hep etrafta duyduğumuz, komşumuzun söylediği, akrabamızın söylediği peki, şikayetler. Hocam neye bağlıdır o doğumdan sonraki tiroidin artması? Şimdi tiroid hastalığı, ya bu tiroiditler otoimmün yani bağışıklık sistemiyle alakalı. Bağışıklık sisteminin esas da aşırı bir cevabı. Düşünürsen gebeliği düşündüğün zaman senden gelen kromozomlarla babadan gelen kromozomlar
birleşiyor. Bir çocuk oluşuyor spermle yumurtada. Evet. Bu %100 sana ait olan bir şey değil. Yabancı. Evet. Düşünürsen. Ama vücut bir şekilde bunu baskılıyor. Yani planlı 9 ay 15 gün gebelik süresi var. Aşırı cevaplar çıkabiliyor. Beta HCG dediğimiz gebelik hormonu tiroidde ondan sonra TSH'ya benzer etkiler yapabiliyor. O hasarlayabiliyor. Ayrıca tiroid hastalıkları hani gene bağışıklık sistemini ilgilendiren işte romatolojik hastalıklar olsun. Bunun gibi şikayetleri olanlarda da fazla gözükebiliyor. Kronik tiroiditler. Tamamen bağışıklığın aşırı bir cevabı sonucu tiroid bezi hasarlanmaya başlıyor. Bazen akut dediğimiz hızlı tabloda geliyor. Bazen de yavaş yavaş sinsi geliyor. Biz genelde zaten sinsi geleni çok fark etmiyoruz. Genelde üstüne işte bir o hastalar 8-10 kilo alıyor, ödemleri oluyor. Okul başarıları düşebiliyor bazen çocuklarda. Ya da gençlerde, üniversitede. Okuduğu şeyi anlamama olabiliyor. Aslında baktığımız zaman yaşam kalitesinin çok büyük çok etkisi var. Çok etkiliyor. Yaşam kalitesine. Peki hocam bu daha çok hangi yaş aralıklarında var ve şunu da sormak istiyorum. Genetik bir şey diyebilir miyiz var. Buna? Tiroid hastalıklarında genetik var. Hem tiroid kanserleri genetik geçebiliyor hem nodüller olsun, Hashimoto gibi tiroiditler olsun genetik geçebiliyor. Biraz önce dediğim gibi hani annende varsa annenin genlerinin bir kısmı sana geçiyor. Hı-hı. Aynı cevapları veriyorsun. Bazen derler ya babasının oğlu, anasının kızı baktığın zaman aynı cevapları verebiliyor vücut tabii ki. Genetik önemli. Hangi yaş grubunda? Yaş sıklığı tiroid hastalıklarında yaş ilerledikçe artıyor. Yaş ilerledikçe tiroiditler için ondan sonra görülme sıklığı artıyor. Çevresel etkenler de etki edebiliyor tabii. Hani hem tiroidin hastalıklarında hem tiroidin kanserlerinde. Hı-hı. Çevresel etkenler derken mesela geçirdiğiniz üst solunum yolu enfeksiyonları tiroidit riskini, tiroiditteki hasarlanma riskini arttırıyor. Evet, ben biraz aslında seyircinin merak ettiği şeylere daha çok değinmek istiyorum ama hocam kalıcı mıdır? Yani ömür boyu sürer mi bu yoksa bunun tedavisi var mı? Şimdi, bir de en çok her hastalıkta sorulur ya işte ölümcül müdür deriz yani. Kronik tiroiditler ölümcül değildir ama kronik tiroidit kalıcıdır. Hı-hı. Adı üstünde zaten kronik artık yerleşmiş kalmış o. Akutlar akut dönemi geçirdikten sonra o hızlı atağı geçirdikten sonra tiroid bezi normale de gelebilir. Yavaş yavaş kronik forma da dönebilir. Tedavisi tabii ki var. Tedavide önemli olan eğer akut dönemdeyse tiroid bezi hızlı çalışıyorsa ve kan değerlerini bozuyorsa tiroid bezini yavaşlatıcı ilaçlar veriyoruz. Hı hı. Kronik dönemde ise hasarlanma oldu ya, o hasarlanan hücrelerde artık hormon üretemiyor. Bu sefer dışarıdan desteklemeye başlıyoruz hastayı. Kronik tiroiditlerde. Tedavi tabii ki ömür boyu devam ediyor ya da takip ara ara tedaviyi bıraktığımız dönemlerde olabiliyor. Hı, tamam sen iyileştin artık gerek yok i̇şte diyemiyor muyuz? Kronikte iyileştin diyemiyorsun ara ara kontrol etmek gerekiyor. Ara ara kontrol etmek gerekiyor hastayı. Evet hocam peki bu kalıcı tiroid bezi yetmezliğine ben birazcık değinmek istiyorum nedir? İşte Hashimoto'dur zaten. Aynısı. Kalıcı yetmezliği odur. Hashimoto'da hasarlanır. Hasarlandığı zaman üretemez. Üretemeyince de yetmezlik kalıcı hale gelir. Hocam peki hipotiroidi? O da az çalışması. Tiroid bezinin az çalışması. Hani hep kullanıyoruz zaten. Hipermarket diyoruz ya. Hı-hı. Kullanırken hipertansiyon diyoruz. Hipertansiyon tansiyonun yükselmesi. Hipermarket evet. Bizim mahalledeki bakkalın daha büyüğü. Büyük marketler. Hiper çok, hipo az çalışması. Hocam yine bu en çok sorulan sorulardan birisi aşırı terleme ve kalp hızı. Kalp hızı çok yüksek, çok hızlı ve aşırı terleme oluyormuş gün içerisinde. Hı hı. Buna bağlı olabilir mi? Olabilir. Ve tiroid diye bir soru. Mesela bu eğer ona bağlıysa mutlaka tedavi etmek gerekir. Hı hı. Şimdi güncel pratikte de görüyorum bazı hekim arkadaşlar da akut dönemde ya nasıl olsa bu geçecek, yavaşlayacak diye tedavi vermiyoruz. Ama hastanın yaşı varsa, orta yaşın üzerindeyse 40-45 ve T4, T3 değerleri de yüksekse hipertiroidi tedavi etmek gerekir. Hocam nedir o T3, T4 değerleri bahsettiğiniz? Esas da Türkçesi şu, tiroid hormonları bunlar. Bir tanesinde 3 tane iyot var T3'te, öbüründe 4 tane iyot evet. İçerdiğinden dolayı kısaltması T3, T4 diyoruz. Esas da tiroid hormonları. Evet, hocam şu anda bir izleyicimiz var, bizi arıyor. Telefon attığında Seher Günaydın İstanbul'dan bizi arıyor. Seher Hanım buyurun alalım sorunuzu. İyi günler Doktor Bey. İyi günler Seher Hanım. Sizi burada görmek çok güzel. Gerçekten kafama takılan bir sürü soru vardı ve sizi şu an izliyor olmak açıkçası beni çok mutlu etti. Direkt bir operatörle konuşuyorum, bir doktorla konuşuyorum. Buyurun. İşin ehli olduğunuzu biliyorum. Adınızı daha önce internetten de bakmıştım. Çok sağ olun. Doktor Bey şu şekilde, benim kızımın gece çok fazla terlemeleri vardı. Evet. Hani kızım 7 yaşında, öncelikle onu belirteyim. İlkokul 1. sınıfa başladı. Hı hı.
Bağışıklık olarak zaten çok zayıftı. Hani gece terlemelerinden falan hani bayağı şikayetçi olmaya başladım. Doktora gittim. Bir de boğazında bademciğin hemen yanında şişlikler vardı. Buna istinaden götürdüğüm doktor ultrason görüntüleri istedi. Yalnız kan tahlilleri vesaire hiçbir şekilde istenmedi, yapılmadı. Sadece ailede tiroid var mı diye soruldu. Tamam. Bunun neticesinde ailede tiroid geçirenler var. Hani tiroidi olanlar var. Hı-hı. O yüzden operasyon geçirenler de var. Kızımda sadece şey söylendi, hani enfeksiyondan kaynaklanan laplar oluştuğu söylendi. Yalnız tamam, başka bir hekime gösterdiğim zaman ultrason sonuçlarını tiroid olabilir denildi ve gönderdiler bizi. Hı-hı. Sizin değerlendirmenizi istiyorum. Bilmiyorum hani tekrardan mı gitmem lazım? Kan tahlilleri mi yaptırmam lazım? Şimdi tiroidin yapısını ultrasonla söyleyebiliriz. Hani tiroidin yapısında nodül var, tiroid yapısı bozuk, kanlanması artmış. Hı-hı. Bunları ultrasonla söyleyebiliriz. Ama çalışma açısından kan tahlili yapmadan sadece ultrasona bakıp bir şey söyleyemeyiz. Şimdi o dönemde geçirdiği enfeksiyona bağlı, üst solunum enfeksiyonuna bağlı kızınızda muhtemel lenf bezleri şişmiştir ki bu herkeste olur. Esas da bu bağışıklığın olması gereken cevabı. Siz bir enfeksiyonla karşılaşırsınız. Vücut da savunma için lenf bezlerini şişirir. Lenf bezleri biliyorsunuz. Bademcikler de aynı şekilde savunma sisteminin bir parçasıdır bunlar. Orada hiçbir sıkıntı yok ve enfeksiyon döneminde gece terlemeleri olabilir. Yani kötü bir şeye işaret etmez. Ama tiroid de olabilir dendiği zaman tiroidin çalışması için mutlaka o hormonlara, T4, TSH hormonlarına bakmak gerekir. Şurada önemli, yetişkinler için olan referans değerleri çocuklarda farklıdır. Aynı değerlerle değerlendirmeyiz. Aynı, evet. Yani aynı yemekteki porsiyon gibi. Sizin bir porsiyonunuzla 7 yaşındaki bir çocuğun porsiyonu farklıdır. Tabii laboratuvar değerleri bile farklıdır yani. Laboratuvar değerleri de ona göre farklıdır. Yani yetişkin değerlerle değil. O yüzden bir çocuk endokrin bu konuda ya da yetkin bir çocuk hekiminin görüp değerlendirmesi o kan tahlilleriyle beraber tiroidde bir sıkıntı var mı yok mu açıklığa kavuşturacaktır. Evet. Seher Hanım hatta mı şu anda? Evet ben buradayım. Evet var mı Seher Hanım başka sorunuz? Evet bir şey daha sormak istiyorum Can Bey. Buyurun. Tiroid olduğu zaman hani tiroid rahatsızlığı olduğu zaman dışarıdan elleyince ağrı yapar mı? İşte o akut subakut tiroiditlerde ağrı yapabilir. Ama genelde nodül varsa eğer nodüller çok ağrılı değildir tiroid bezinde. Çok çok teşekkür ederim Can Bey. Rica ediyorum. Görüşmek üzere. Evet hocam Seher Günaydın İstanbul'dan aradı bizi. Telefon bağlantısı vardı. Hocam devam edelim. Ben guatr'la devam etmek istiyorum. Nedir hocam guatr? Tiroid bezinin büyümesi. Büyümesi. Tek bu kadar mı hocam? Bu kadar. Neden bu kadar? Çünkü guatr hani esas da kaz boynu Fransızcadan geçiyor. Hep söylüyorum goitre, kaz boynu demek büyük. Hı-hı. Şimdi guatr biz tiroid bezinin hastalıklarını hani biz guatr dediğimiz zaman tiroid bezinin bütün hastalıkları. Hocam hani, tiroidde öyle bir büyüme, genişleme olmuyor. Olabilir. Şimdi olabilir onu da konuşalım. Hı-hı. Eskilerden gelelim onu da konuşalım. Hani herkeste bir guatr var ama o tiroid bezi az mı çalışıyor? Çok mu çalışıyor? Nodül mü var? Hashimoto mu var? Ondan sonra nodül boyutu kaç, bir tane mi, birden fazla mı? Biz her şeye guatr diyoruz. Evet. Bütün tiroid hastalıkları guatr. Esas da guatr tiroid bezinin büyümesi. Tiroid bezi nasıl büyür? Bir, nodüllerle büyüyebilir. O işte multinodüler guatr dediğimiz. İki, nodülsüz büyüyebilir. Ona da biz graves hastalığı diyoruz. Yani tiroid bezinin boyutları kilo alır, öyle düşün. Kilo aldığımız zaman nasıl biz de genişliyoruz? Tiroid bezi de büyür. Esas da bundaki guatr'daki en büyük etken iyot yetmezliğiydi. Düşünürsek izleyicilerimiz ekran yaşında hani yaşı benli olanlar, orta yaşta olanlar hatırlarlar. Eskiden çok büyük tiroidler görürdük. Boğazdan dışarı taşan. Hı hı. Ondan sonra dışarıda hani otururken de belli olurdu zaten. Şimdi artık o kadar büyük nodüller görmüyoruz. 89'dan beri tuzlar iyotlanıyor. Belki onu da konuşacağız ileride bilmiyorum. Sorularınız da var. Tuzlar iyotlanıyor. İyot tiroid hormonlarının ana maddesi. İyotlandığından dolayı tiroid bezi artık o kadar kendini eskilerdeki gibi büyütmüyor. Esas da büyütmenin de bir mantığı var. Buna bağlı bir sebep miydi bu? Esas da büyütmenin mantığı da var. Şöyle ki spor müsabakasını seyrederken düşün penaltı verdi hakem. Kaleci ne yapıyor? Kolları bacakları açıyor. Ki alan kaplıyor. Mantık o. Tiroid bezi de kendini büyütüyor ki kandaki iyotu fazla kan dolaşımını arttırsın. Evet. Şimdi ufak bir 25 gramlık bezle karaciğerin kan akımı aynı mı? Değil. Karaciğere daha çok kan gidiyor. Evet. Beyne daha çok kan gidiyor. Tiroid de kendini büyütüyor ki diğer organlardan kan çalsın. Geçen iyotu
fazla fazla alabilsin. Mantık bu esastır. Düz bir mantık. Kaç senesinden beri görülmüyor? 89. 89'dan beri tuzları yatlanıyor Türkiye'de. Evet. Ya bir tek Türkiye'de değil, bütün dünyada. Peki hocam, şimdi ben bu arada önemli bir şey de atladım. Ben tabii her programda mutlaka buna değiniyorum. Bu sigaranın ve alkolün burada etkisi nedir? Var. Hem ben tiroid için sigara, hem bu hatır için soruyorum bunu. Hepsinde tiroid hastalıklarında sigara, alkol, fazla kafein, karbonhidrattan zengin beslenme. Bunların hepsi riski arttırıyor. Yani böyle kahve tarzı şeyler içmek, bunlar şimdi tetikler mi yani? Şimdi içebilirsin, azı karar çoğu zarar. Hani ne kadar içiyorsun kahve? 5 fincan içiyorsan tabii ki hem midene, bağırsağına, onda var, hem kalbine. Hocam normalde kaç tane içilmesi lazım? Bu çok tartışılan bir konu olduğu için ben sormak yani, istiyorum. Belki sen kahveyi sevmiyorsundur, hiç içmiyorsundur. Ama çok seviyordur. Hani 2 fincanı da geçmesin. 2 fincanı. 2 fincanı da geçmesin. Bunu da yine programın arasında öyle bir soralım dedik. Hocam zehirli guatr'dan da biraz bahsedebilir miyiz? Tamam. Nedir yani, zehirli? Bak onları konuşuyorduk. Onlara devam edelim. Evet. Halk arasında hani iç guatr, dış guatr, zehirli guatr esas da bu. Şimdi dış guatr dediğin ne? Mantık olarak düşünürsen dıştan gözüken guatr. Yani o eski çok büyük tiroid bezleri. İç guatr içe doğru büyüyen, dıştan çok gözükmeyen. Belli olmuyor. Belli olmuyor. Şimdi baktığı zaman sende işte guatr var. Burada diyelim ki 5 santim nodül. Bu dış guatr. Niye? Dışa büyüdü diye. Evet. Bazen oluyor o nodüller içe doğru gidiyor. Ona da iç guatr. Esas da aynı. İçi dışı bir şey fark etmiyor. Ha, fark etmiyor. Aynı. Acaba içte daha mı tehlikeli yaratıyor diye düşündüm. Ondan sonra. Hani o ne? Nasıl? İşte takım elbisenin kolu söküldü. Arkası söküldü. Ama neticede söküldü. Sonuçta söküldü. Söküldü. Evet. Yani içi dışı fark etmiyor. Olay o. Zehirli guatr da esas da niye zehirli diyoruz? Bir zehir salgılamıyor. Fazla çalıştığı zaman insanlarda titreme, terleme, sinirlilik, kırmızı yüz, zehirlenmede de bunlar benzer bulgular olmuyor mu? Oluyor. Belki de oradan geliyor insanlar fazla çalıştığı zaman. Esas da hipertiroidiye zehirli guatr deniyor. Esas da o. Hocam, fazla çalışması. Strese bağlı diyebilir miyiz peki mesela böyle bir şeyi? Neyi ama? Bu işte terleme. Olabilir canım. Strese bağlı da olabilir. Hani televizyon programı işte yapıyoruz. Benim ilk programım, senin ilk programın olsa hocam, çok biz şimdi şıpır şıpır terliyor olurduk. Evet. Peki hocam, ben nasıl anlayacağım bende kan bir guatr olduğunu? Kan testi. Şimdi tiroid bezi ilk önce dediğim gibi hani zehirli guatr çalışmayla alakalı bir şey. Fazla çalışması, hipertiroidi. Az mı çalışıyor, çok mu çalışıyor? Bir T4 TSH değeri bakılır bunun için. Ki aile kimliklerinde bu da yapılıyor. Evet. Yani Türkiye'de aile kimliklerinde bakılıyor. Bakılmayan yer yok T4 TSH'a. Evet. Hocam peki bu nodülsüz guatr'ın, hocam aslında şunu da çok soruyorlar tabii. Halk arasında bu sıklıkla duyduğumuz nodül kavramını bize bir kısaca açıklar mısınız? Güzel. Nodül nedir? Nodül esas da yumrudur. Nasıl yağ bezesi çıkıyor bir yerinde? Kolunda yağ bezesi çıktı. Evet. Nasıl? Yuvarlak. Bakıyorsun oynuyor vesaire. Nodül de tiroid bezinde çıkan yumrular. Yani tiroid bezinde yumru çıktığı zaman da şey gibi düşün işte. Ne bileyim, üstünde böyle kambur çıktı gibi. Kistle... Kistik de olabilir tiroid nodülleri, katı da olabilir. İçi tamamen kist dediğimiz içi sıvı dolu zaten. Katı dediğimizde sıvı yok, hücre dolu. Ondan sonra kistik de olabilir, katı da olabilir. Nodül dediğimiz o esasda. Yani tiroid bezindeki yumrular. Evet, peki bu nodülsüz guatr'ın nedenleri neler hocam? Gene aynı sebepler. Yani tiroid hastalıklarındaki sebepler 3 aşağı 5 yukarı genetik. Ondan sonra beslenmeye, çevresel faktörlere bağlı etkenler. Evet hocam, bu da yine en çok sorulan sorulardan birisi. TSH hormonu yüksek ve nodül varsa ne gibi tetkikler uygulanıyor böyle bir durumda? TSH hormonu yüksek ve nodül varsa demek ki TSH yükseldiğine göre tiroid bezi yavaşlamış. TSH çünkü şu açılımı, TSH dediğimiz zaman tiroidi stimüle eden hormon, yani tiroidi uyaran hormon. Yani yönetmen gibi düşün. Yukarıdan durmadan bir şeyler söylüyor. Öyle yap, böyle yap vesaire. Tiroid bezi az çalışıyorsa TSH yukarıdan ondan sonra salgılanır. Tiroid bezimi uyarıyor. Çok çalış. Çalış, çalış, çalış. Sesini arttırıyor. Sesini yükselttiyse demek ki TSH yükselmesi o. Tiroid bezi yavaşlamıştır. Tatravalli gibi düşün. Tiroid bezi yavaşladıysa da ondan sonra bir. Esas da genelde hani tiroid bezinin yavaşlaması... bizim tedavi etmemizi gerektirecek bir şey. O ayrı. Çalışmayla alakalı. Nodül ayrı. Nodülü biz o zaman iyi huylu mu kötü huylu mu tetkik etmemiz gerekiyor. O zaman da tiroid ince iğne biyopsileri giriyor işin içine. Evet. Çünkü iyi huyluysa ameliyatsız takip edeceğim. Hocam tam İlaç da bu verim. Noktada aslında şunu sormak istiyorum. Her nodüle bu biyopsi gerekli mi? Hah, güzel.
Ondan sonra her nodüle biyopsi gerekli mi? Şimdi normalde standartlar var. Evet. Hangi nodüle biyopsi yapalım, hangisini takip edelim? Eğer bir katı nodül, içi hücre dolu, çapı 1 santimden düşük, kenar düzeni düzgün, içinde kireç çökmeleri yok, kanlanması, ondan sonra çevreden kanlanıyorsa iyi huyludur, kabul edilir ve bu 1 santime, 1,5 santime kadar takip edilebilir. Evet. Kistik nodüllerde bu oran 2 santime kadar çıkabilir. Ama içinde kireç çökmeleri var, kenarları bozuk nodülün, kanlanması farklı. Bunlarda yarım santim bile olsa bunlara iğne biyopsisi yapılır. Hani her nodüle iğne biyopsisi gerekli midir? Eğer çapı 1 santimin altında katı nodülse, iyi huylu kriterleri taşıyorsa iğne biyopsisi yapmadan takip edebilirsiniz. Evet. Hocam ben tabii şimdi bu erken teşhisin öneminden de biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Bu hipotiroidi nasıl tedavi edilir? Bunlara da birazcık değinelim. Ama şimdi kısa bir reklam arasına çıkalım dilerseniz. Peki. Evet, kısa bir reklam arası var. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlık programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Can Başaran bizlerle birlikte. Hocam devam edelim. Bu erken teşhisin öneminden birazcık bahsedelim. Bu tiroid erken tanıyla tiroid bez hastalıkları yüzde kaç oranında tedavi edilebiliyor? Şimdi tiroidin çalışmasıyla alakalıysa bunlar tamamen tedavi ediyoruz. %100 yani evet yapıyoruz. Az çalışıyorsa ya da hızlı çalışıyorsa tamamen tedavi ediyoruz. Az çalışıyorsa dediğim gibi dışarıdan eksik olan hormonu levotiroksin sodyum veriyoruz. Ha, doz değişebiliyor. Kimi 0,25 mg kullanırken, kimi 0,50, kimi 0,1 kullanıyor. Doz değişiyor ama hepsini tedavi edebiliyoruz bunlarda. Hızlı çalışıyorsa da tedavi edebiliyoruz. Sadece ameliyatta değil hızlı çalışmasını. İlaç, 2 sene ilaç kullandık diyelim ki hızlı çalışan bir tiroidde cevap alamadık. İyi huylu bir hastalık. Graves gibi fazla çalışması. Radyoaktif iyot tedavisi, radyoaktif iyot atom tedavisi diye bilinir halk arasında. Hı hı. Sadece tiroid kanserinde kullanmıyoruz biz. Tiroid kanserinde diyelim ki yüksek doz kullanırken düşük dozlarını zehirli guatr tedavisinde kullanıyoruz. E tabi ameliyat da bir seçenek ama eskiden her şeye ameliyat öneriyorduk. İğne biyopsileri girdikten sonra program arasında konuşuyorduk. Evet. Hani biliyorum ne soracağınızı evet, o yüzden hocam. Oraya ben geçtim. Hocam evet yani bu ince iğne biyopsilerinden biraz bahsedelim. İğne biyopsileri girmeden önce hayatımıza ondan sonra ultrasonla beraber. Hı-hı. Ultrason Türkiye'de tiroid hastalıklarında gene 87-88'lerden beri. Hı-hı. Ama tabii Türkiye'de derken o zaman bir tek İstanbul'da Cerrahpaşa'da Çapa'da var. Hı-hı. Bursa'da yok. 90'ları düşün. Bugün bir hastama söyledim. 90 senesinde safra kesesi ameliyatı olmuş. 90 deyince 90'lar böyle hayatımızda yakınmış gibi geliyor. Aslında bakınca evet. 30 sene ağızdan geçmiş. Ağızdan çıkınca çok kolay da. 90'lar daha dün gibi, 2000'lerdeyiz falan işte. Ondan sonra dün gibi. 30 sene geçmiş. Bursa'da rutine girmesi, ultrasonun kullanılması bakarsan son 30 sene, Türkiye'de 35 sene olsun. İnce iğne biyopsileri aynı şekilde. Ha, ince iğne biyopsisi derken de biyopsi kelimesi bizde hep bir parça çıkartmaktır. Kesmek, parça almak, onu tahlile göndermek, dikmek, pansumana gitmek, pansumana gelmek. Bunladır biyopsi. Bunlar açık biyopsilerdir. Artık günümüzde tiroidde olsun, memede olsun açık biyopsi yapmıyoruz. Kapalı biyopsi. Hı. Yani ince iğne biyopsisi koldan kan almakla aynıdır. O kadar basit bir işlem. O kadar basit. Mi? Yani hastaya onu derim. İşte doktor bey sonra neye dikkat edeceğiz? Kan verdikten sonra ne yapmıyorsun? Düşünüyor. Yapıyorum her şeyi. Aynı yapacaksın her şeyi. Hiçbir sıkıntı devam yok. Devam edecek yani günlük hayatında her şey. Duş alabilirsin, yemek yiyebilirsin. Ne bileyim gezmeye, arkadaşlarınla buluşmaya gideceksen bir kafeye gidebilirsin. Hani... Çünkü günlük rutin yaptığımız günlük şeyleri rutin, devam ettireceğim. Hani, ameliyathane şartlarında yapmıyorsun, poliklinik şartlarında yapabildiğin bir şey. Önemli bir şey tabii ama ultrasonla beraber yapmak lazım. Körleme değil. Hmm. Körleme olduğu zaman aldığını zannedersin. Evet. Çünkü zaten ufak bir organ. Eğer nodül çok büyük değilse aldığını zannedersin yanılır. Mutlaka ultrason eşliğinde ne kadar sürüyor? Hani bütün hazırlığı bakarsan alması, yapması, yayması vesaire ondan sonra patolojinin örnek, hücre örneğinin alınması... 10 dakikalık bir süreç esas da. Ama ne oluyor bunun karşılığında? Gereksiz ameliyatlardan kurtarıyorsun insanları. Peki niye? Hocam. Hı, neden hocam? Buyurun. Neden? Gereksiz ameliyatlardan. Çünkü eskiden tanı koymak için biz tiroidi ameliyat ediyorduk. Nodül. Gördük elimize geldi. 2 santim nodül. Zayıf bir hanım ya da zayıf bir bay. Ere geldi. Biz bunu eskiden ameliyat ediyorduk. Çıkartıyorduk. Patolojiye tahlile gönderiyorduk. 10 gün sonra 15 gün sonra cevap geliyordu. İyi huylu ya da kötü huylu. Ona göre de bakıyorduk ne yapacağımızı. İyi huyluysa esasında biz boşu ameliyat etmiş oluyorduk bu hastayı. Hı hı. Ama ne var? Riski yüklüyorduk.
ses kısıklığı, yutma güçlüğü, sinir hasarları, damar yaralanmaları, kalsiyum düşüklüğü, paratiroid bezlerinin geçici ya da kalıcı bozulmalarına bağlı. Bu riskleri iyi huylu hastalıklarda da insanlara yüklüyorduk. Bütün dünyada, bir tek Türkiye'de değil. Evet. Şimdi gerekli hastayı ameliyat ediyoruz. Hangi hastayı? İğne biyopsisini yaptın. Tiroid kanseri ya da kanser şüphesi geldi. Bu hastayı önerebilirsin o şüpheyi ortadan kaldırmak için. Ondan sonra 4 santimin üstünde nodülümüz var. İğne biyopsisini yaptık ama her yerinden alabildik mi? 4-5 santim. Bunlara da ameliyat önerebilirsin. Ya da kozmetik sıkıntısı var. Biraz önce bahsettik ya iç dış. Evet. Diyelim ki zayıf bir hanım da tam ortada çok suluk borusunun önünde bir görüntü. 3 santim nodül. Estetik ama orada durmuyor. cilt altı ince hemen dışarıdan belli eder. Belli estetik oluyor. Olmuyor. Kozmetik sebep. Evet. Bu da bir sebeptir. Ondan sonra bunları ameliyat önerebilirsin o durumda. Ama bakarsan %90 hastayı da ameliyattan kurtarmış oluyorsun bu ince iğne biyopsileriyle. Peki hocam bu diğer yeni tekniklerden biraz daha bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi tiroid cerrahisi esasında baktığınız zaman 150 yıllık yaklaşık bir cerrahi. Hı hı. Ama ilk başlarda ölüm oranları o kadar yüksekti ki ameliyat ettiğiniz zaman hastaları. Evet. Yani 150 sene önce. Şöyle söyleyeyim, iki insandan biri ölüyordu. Aile meclisi toplanıyordu, ameliyat edelim mi etmeyelim mi? Sonra Nobel ödülünü kazandı. 7 insandan biri ölmeye başlayınca Nobel ödülü verdiler. Yeni geliştirdiği Coher'in tekniğiyle. Hı hı. Şimdi cerrahide gelişmeler baktığınız zaman bir asepsi antisepsi dediğimiz hijyen, mikropları öğrendik. İki, anestezinin keşfi. Yani ağrısız yapmaya başladık ameliyatları. Filmlerde olur ya, tahtayı işte ısır, 4 kişi kollarını tutsun, 4 kişi bacakları canlı canlı. Eskilerde öyleydi. Öyle. Anestezi yokken. Anestezinin 3, evet. Ondan sonra endoskopik cerrahiler girdi hayatımıza ki tiroidde de şimdi endoskopik cerrahilerin yeri var. Eskiden de yapıyorduk. Şu an tiroidde güncel en son belirli merkezlerde, her yerde de yok. Şimdi izleyenler de kalkıp da ondan sonra ben de öyle ameliyat olmak istemiyorum, istiyorum demesinler. Ağız içinden yapılıyor tiroid ameliyatları. Hı. Ama her hasta değil. Tiroid kanseri ise, kanser şüphesi varsa ya da nodül boyutu, tiroid nodülünün boyutu 5 santimin üstündeyse bu hastalar ya da boyuna daha önceden bir cerrahi geçirdiyse, bir ışın hikayesi varsa bunlar da çok uygun değil. Evet. Ama son güncel bütün dünyada iz bırakmamak için, çünkü çok ufak bir iz de yapıyoruz boyunda 2,5-3 santim civarında ama kimisi istemeyebiliyor. Öyle olunca ağız içinden tiroid bezine ulaşıp endoskopik yöntemlerle son güncel cerrahimiz bu. Transoral endoskopik tiroidektomi diye geçiyor. Evet. Hocam peki bu yine en çok sorulan sorulardan birisi bu. Tiroid ameliyatı olanlarda görülen ses kısıklığı geçici midir? Geçici de olabilir. Eğer 6 aya geçiyorsa kalıcı diyoruz biz ona. Neden? Çünkü uğraştığımız bölge hassas bir bölge. 6 aydan sonra durursa, devam ederse kalıcı mı? Olarak kalıcı olabiliyor yani. Evet, kalıcı olarak kabul edebiliyoruz. Yutma güçlükleri olabiliyor aynı şekilde. Kalsiyum düşüklükleri olabiliyor. İşte bu zaten dediğim gibi ince iğnelerin önemi burada. Gereksiz ameliyattan kurtarıyoruz. O riskleri iyi huylu 2 santimlik bir nodüle yüklemiyorsunuz artık. Eskiden o riskleri o iyi huylu nodül de yükleniyordu. O nodülü üstünde taşıyan insan da yükleniyordu. Şimdi ince iğne biyopsiyle hastaları gereksiz ameliyatlardan kaçırabiliyoruz. Peki bu ameliyat sonrasında ödem görülüyor mu? Ödem gözükür. Cerrahiden sonra hani boyunda da ödem olabilir. Genel vücut ödemi de olabilir. Birincisi şu var. Zaten hasta hareketsiz oluyor. Hani ameliyatı olduğu gün genelde yatak istirahatiyle geçiriyor. İşte serum oluyor vesaire. Siz bile evde biraz fazla otursanız, hareket etmeseniz bir yerleriniz şişiyor. Ona bağlı bir genel ilk 24 saatte ödem oluyor. Hasta mobilize olduktan sonra, hareket etmeye başladıktan sonra bu ödemi atıyoruz. Evet. Fakat bazen tiroid ameliyatı yaptıktan sonra destek tedavileri unutuluyor. Neticede tiroid bezinin bir kısmını çıkartmış oluyoruz biz. Hı hı. Yani %50'sini diyelim ki aldım ben. Bir lobunu aldım. Tek lob kaldı. Yetmeyebiliyor. Tiroid bezi yavaşladığı zaman ödem yapıyordu ya. Evet. Zaten yarısını biz aldık. Biz kendimiz yavaşlattık tiroid bezini. O yüzden destek tedavilerini önermek gerekiyor. Hastaların da buna uyması gerekiyor. Yani şu da doğru bir yaklaşım değil. Ama tamam canım, bir tarafı gitti ama bir tarafı bende. Hani böbrek mantığıyla bakmamak lazım. Tek böbreğim çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Mutlaka hekiminin önerdiği tedaviye de uyması gerekiyor. Hocam şimdi tabii daha devam edeceğiz. Bu kilo artışından da ben biraz bahsedeceğim. İyotun yerinden, öneminden. Şimdi bir izleyicimiz var hatta. Bursa'dan arıyor. Aynur Yıldız. Buyurun Aynur Hanım, sorunuzu alalım. Efendim ben 6 ay evvelsi kadar bir muayene olmuştum. Tiroid bezleri çalışmadığını söyledi doktor. Hı hı.
Buyurun. Sonra bana bir hap yazdı. Onu devamlı kullanıyorum. İşte devamlı kullanmam gerekir mi? Bir daha tahlil yaptırmam gerekiyor mu diye soracaktım. Bir daha tahlil yaptırmak gerekiyor. Tiroid bezi çalışmıyorsa, bu yavaşlama dediğim gibi eğer haşima hataya bağlıysa kronik olabiliyor. Ömür boyu o zaman ilacı kullanmak gerekiyor. Ha, ilaçta da hormon olarak bakmasınlar. Hani bizim aklımıza hep steroid yapılı hormonlar geliyor. Tiroid ilaçları, yani dışarıdan verdiğimiz tiroid hormonları güvenli ilaçlardır. Hı hı. Gebe hanımlar kullanabilir, emziren hanımlar kullanabilir, çocuklar kullanabiliyor. Diğer ilaçlarla çok bir etkileşim yok. Çok yüksek dozlara çıktığımız zaman kemik erimesi yapabiliyor sadece. Hmm. Onda da kontrollerinin olması gerekiyor hanımlara zaten. Menopozla beraber kemik erimesi hanımlarda daha fazla. Şimdi kontrolü yaptırmak gerekiyor. Maşallah, Allah uzun ömürler versin. Kontrol yaptırmak gerekiyor. En azından 6 ayda bir ilacın dozu yetiyor mu yetmiyor mu diye aile hekiminize gidip bir tiroid testlerinize baktırmanızı tavsiye ederim. İlaç kesilmez, dozu ayarlanır. Hani fazla geldiyse azaltılır, az geldiyse yükseltilir. Evet. Aynur Hanım, başka sorunuz var mıydı hocamıza? Tamam, o kadar. Tamam, teşekkür geçmiş ediyoruz. Olsun. Geçmiş çok teşekkür olsun. Ederim. Allah rica kolaylık edersin. Versin. Hocam şimdi az önce Aynur Hanım'dan sonra ben yine bu soruyu aklıma sormak istiyorum, hazır aklıma gelmişken. Gebeliği etkiler mi? Etkiler. Yani şöyle etkiler mi aslında? Çok büyük etkiler. Doğumu etkiler mi? Çok büyük etkiler. Bak kadınlarda. Hızlı çalışıyorsa düşüklere sebep olur. Vücut hızlı ya. O bölgeye çocuk, yani sperm yumurta birleşti, ondan sonra embriyo oluştu, tutunamaz. Atar vücut. Yani bu ilaçtan kaynaklı mı yoksa? Hayır, vücut hızlı çalışıyor. İlaç kullanmıyorsun. Sen de diyelim ki hipertiroidi, yani halk arasındaki gibi zehirli guatr var. Bir şekilde bir gebelik oldu ve rahime yerleşti. Vücut onu atar. Ya da yavaş çalışıyor. Yavaş çalıştığı zaman da sıkıntı şu, oraya tutunur. Ama gebelik devam ederse çocukta kalıcı zeka geriliğine sebep olur. Yani doğduktan sonra bunu düzeltemezsin. Hafif böyle donuk deriz ya, ondan sonra o şekilde olabilir. Zaten şu var, artık gebelere tiroid testleri mutlaka bakılıyor, TSH mutlaka bakılıyor. Çünkü dediğim gibi o zeka geriliğini doğduktan sonra düzeltemiyorsun. Toplum sağlığı için de önemli. Mutlaka gebelerde zaten şu an tiroid testleri rutin bakılıyor. Önemli. Evet hocam, peki bu ameliyat sonrasında bir kilo artışı gözüküyor mu? Eğer dozunu, ilacın dozunu güzel ayarlarsanız gözükmüyor. Tamam. Orada dediğim gibi hani o ayar. Peki bu hastalıklarda iyotun hep bahsettik. Şimdi tiroid hastalıklarında önerilen hep iyotsuz. Yani günlük iyot ihtiyacı ne kadar? Şimdi günlük ihtiyacı, günlük siz tüketmeniz gereken tuzu 4-5 gram tuzdur bu. Tüketiyorsanız iyot ihtiyacınızı 30'lu alıyorsunuz. Daha fazlasına gerek yok. Türkiye'deki tüketim 10-14 gram. Ha, bu neye sıkıntıya yol açıyor? Hipertansiyon, kalp hastalıkları onun riskini arttırıyor. Hmm. Şimdi tiroid hastaları hangi tuzu kullansınlar? Eğer fazla çalışıyorsa, zehirli guatr hali varsa iyotsuz tuz. Evet. Ama normal çalışıyor, hiçbir sıkıntı yok, nodülü var ya da Hashimoto ama dışarıdan destek tedavisi alıyor, ilaç tedavisi alıyor. İyotlu tuz kullanabilir bu hastalar. Evet. Bir de şu var, siz evde iyotsuz tuzu kullanıyorsunuz. Zehirli guatr. Ama o zaman dikkat edin, dışarıda da bir şey yememek gerekiyor. Hocam aslında bu tuz konusunda çok bilinçlendik sanki. Yani ben mesela her eve gittiğimde artık böyle o bütün evde görüyorum. Kaya tuzları, şekil kaya şekil. Tuzları. Onlar ama hocam, hepsi pembe yotsuz. Tuzlar, onlar rengarenk. Onlar hepsi yotsuz ama. O var. Sıkıntı o. O zaman da sen onu iyi olduğunu, doğal tuz diyor. Doğal Everest'in diye. Bilmem neresinden gelmiş tuz. Evet hocam. Çok güzel, ondan sonra aldın. Bir sürü de para verdin. Ama evet. Kendinde eğer tiroidin normalse ilerisi için çok sağlıklı diye onu tüketirken tiroid hastalığı riskini arttırıyorsun. Evet. Çünkü Türkiye'deki iyot yetersizliği, toprakla alakalı bir şey var. Hani evet. Sen bir yandan yüksek meblağ verip de artistik tuzunu alıyorsun, pembe pembe, evet. Siyahı var, onu mavisi var. Öğütüyorsun böyle çok sağlıklı gibi. O da tuz neticede. O da senin evet. Kalp hastalığı riskini, tansiyon riskini arttırıyor. Yani belli bir limit var. Limit o. Araba kullanmak gibi, hepsinde kadran var 220. Niye o zaman 120'yi geçtin mi otobanda ceza yiyorsun? Demek ki bir limit var. Evet, hocam. Güvenli limit. Evet. Hocam şimdi tabii son olarak toparlayalım hocam. Günlük iyot ihtiyacı ne kadar olmalı? Günlük iyot ihtiyacı 50 mikrogram kadar yeterli. Hocam toparlarsak o zaman, şimdi biz günün sonunda tabii bütün değerlendirmeleri de aldık tabii ama
Guatr ve tiroid hastası olanlara önerileriniz nelerdir hocam son olarak? Zaten hastalığını biliyorsa, hastalığını biliyorsa bilincindeyse takiplerini bırakmayacak. Hı hı. En önemli öneri bu. Hı hı. İlaç kullanıyorsa biraz önce söylediğim gibi ondan sonra sevgili seyircimize en azından 6 ayda bir o kan değerlerini göreceğiz. Hani ilacımız yetiyor mu yetmiyor mu? Hı hı. İki, bir nodülü varsa ve bu iyi huyluysa yılda bir defa en az ultrasonla, hekim başka bir şekilde önermiyorsa ultrasonla kontrolünü yaptıracak. Nodül büyüyor mu? Yeni nodül çıkıyor mu? Bu önemli. Hı hı. Eğer yoksa, şüphe duyuyorsa da ilk önce aile hekimine başvuracak. Orada bir kan değerlerini görecek. Kan değerlerinde ondan sonra normal gelebilir. Çünkü dediğim gibi yapı farklıydı, çalışma farklıydı. Demek ki çalışması normal diyecek ama bir nodülden kuşkulanıyorsa onun için de mutlaka bir ultrason eşliğinde muayenesini yaptırması gerekiyor. Evet, hocam tabii burada programımızın sonuna geldik. Bugün Guatr'ı, tiroid bezini konuştuk sizinle. Güzel örneklerinizle de aslında çok güzel özetlediniz konuyu. Umarım izleyicilerimizin de kafalarındaki soru işaretlerini sizin sayenizde giderebilmişizdir. Ben çok teşekkür ediyorum ben hocam teşekkür ediyorum. Bugün için. Ve Olay Sağlık programının burada sonuna geldik. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Can Başaran bizlerle birlikteydi. Yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.